Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr, innel insane lefî husr, illellezîne âmenû ve amilû sâlihât ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bis sabr. İslam dini kolaylık dinidir. İslam dini kolaylık dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acılıktayken de kaç kişi soru sorar. Ya Resulallah, yangıştım, bonda ettim, katiyim eke. Peygamber Efendimizin cevabı ne? İf'al ve la harac. Yap. İnşallah sıkıntı yok. Problem tuğ. Ha? Yangıştın mı? İnşallah problem tuğ diye Peygamber Efendimiz. Ramazan ayetleri okuduk. Tuğ mu? Bakara suresinde ilk derslerimizde Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Onda Cenab-ı Hak ne buyurur? Sizden biriniz seferi bolsa, yolda bolsa ya da kasta bolsa başka bir günde kazasını kılsın, tutsun şine orazanı. Yuridullahu bikumul yusradi. Allah sizge kolaylık istiy. Demek İslam dini kolaylık dini. Peygamber Efendimiz hiçbir zaman zor şige kaçmay. İnsanlara kolaylıkka karay. Mesela teravih namazı Peygamber Efendimiz ilk keşe teravih namazı kıla. Cemaat keş camide şığa kıla. Kılalar sahabeler. Ta teravih meravi ortalıkta bir şey yok. Şığalar beraber teravih kılalar ilk gece. İlk önce keşe şığalar. Şığa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravih kılalar. Üçüncü keşe şığa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravih kılalar. Dördüncü keşe, her keşe sahabeler kobiye. Eşitteler. Ey biz akşam teravih kıldık peygamberime. Birbirine eşit takop keleler. Dördüncü günü camı tolu peygamber efendimiz çıkmay. Bu camı bosa peygamberimizin iyi bonday. Camı men peygamber efendimizin iyi arasında bir kapı var. Kapı da yok o zaman. Perde. Ne iyileri var ya peygamber efendimiz camısı duvarın yasakınlar dört duvar. Üstüne de palmiyer yaprakları salarlar. Demek camın bektiğimizin. Aşağısı kuvor persan. Ha? İran'dan getirgenler. Kum. Aşağısı kum camını. Sahabeler toplanırlar. Camı tola ama peygamber yok. İkinci günü sabah namazına çıka peygamber efendimiz. Sabah namazı kıla. Bileme diye peygamber efendimiz. Toplandınız ama men çıkmadım. Korkama. Cenab-ı Hak teravih namazını farz kılar. O zaman kılamazsınız. Ağır gelir, zor gelir. Kılamazsınız. Hesap verirsiniz. Yani Peygamber Efendimiz onun için teravih namazını cemaatle bir daha kılmay. Ol geçe Peygamber Efendimiz teravih namazını cemaatle kılmay. Peygamber Efendimiz ol gensin Hazreti Ömer zamanında camı gekeri, camı tolu. Herkes namaz kılar. Teravih namazı. Bu ne diye Hazreti Ömer? Ana o Kur'an'ı yangış okuyor bazıları. Canı Müslüman bulgan. Arapça bilmiler. Arap duvalar. O zaman bolmaz ondaydı. Ubey ibn Kab sen namazını kıldır diye herkese. Cemaat men kılarlar teravih namazı. İlk defa. Hazreti Ömer zamanında. Demek Peygamber Efendimiz sadece mündatı bir kop meselede farz kılınmasın de Peygamber Efendimiz devam etmeye de. Ne için? Kolaylık olsun biz gelip. Sahabelerden bir tanesi namaz kıldıra, namazını uzata. Kop okuyun namazda. Arttan cemaatten birisi Peygamber Efendimiz'e gelip cilanla. Ya Resulallah diye bu. Senin sahaben diye uzata da uzata. Maşallah diye. Ama diye bizim işimiz var, gücümüz var diye. İşime karayacağım diye. Peygamber Efendimiz kıza, kıpkırmızı bola. Efetanun ente di. Fitneci misin sen di? Kimge? Namazına uzan. Uzatan sahabege. İmamga, ocağa. Fitneci misin sen di? Kim tek başına namaz kılsa kılsın. İstegene kadar di. Uzatsın. Ama cemaat mi kılgan yerde di? Namazını kısa tutunuz. Çünkü cemaatin arasında di. Kasta var. İşleri, bulgansıları var. Onların da zor durumga salmadı.
O yüzden Peygamber Efendimiz ama kendisi namaz kılığında Allahu Ekber. Hazreti Ayşe validemiz ne diyor? Peygamber Efendimiz hiçbir zaman Ramazan'dan evvel ya da Ramazan'dan sonra keşe namazı 8 rekatten fazla kılmadı. Yani kıyam, teravih namazı Peygamber Efendimiz 8 rekatten fazla kılmadı diyor Ayşe validemiz. 4 tane kılar, dinlenir ede. 4 tane kılar, dinlenir ede. Sonra 3 tane vitir kılar ede. Ama soramadı. Katip ne güzel kılaydı, ne kadar uzataydı. Onu soramadı Ayşe validemiz. Yani Peygamber Efendimiz 8 rekat kıl ama birinci rekatte Bakara'nı okuy. Peki bu şu cüz. Birinci rekatte Bakara'dan sonra Ali İmran'ı okuy. Yani burada 4 cüz. Bir rekatte. Ama tek başına. Peygamber Efendimiz namaz kıldırganda cemaatmen kate kısalta namaz. Bu rivayette Peygamberimiz ne diyor? Bu rivayette Peygamberimiz ne diyor? Bazen diyor yani Peygamber Efendimiz düşünüp haydi şu mesela farz edeyim. Yasin okuyayım birinci rekatte. Başlayayım hadi Yasin'e. Demek uzun sure okuma istiyor Peygamber Efendimiz. Namaz kıldırganda farz namazı. Allahu Ekber de başlayayım hadi. Arttan di. Cılagan balların sesini işleme. Demek apakayla namaza gelgen. Balasıma namazını kısaltamadı. Yani Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin sesini işitti. Ala sırat-ı müstakim toktay. Allahu Ekber. Niyeti neydi? Kop okuyacak idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yasin suresi o. Bir misal verdim ben. Kop okuyacak idi, uzatacak idi ama baldanın sesini eşitken de toktadı, kısalttı ve az kılaydı. Ne için? Ümmetime zor gelmesin de. O yüzden İslam dini kolaylık dini. Her şeyinde yerinde sayan bir din. Olu men olup olur, tırı men tırı olur. Yani İslam dininde bazıları diyor, yok bu karıyı asacaksın. Yok yanlış. İlla di sağlam Müslüman bulacak, bozan pıkarı bulacaksın. Yanlış. Ne için? Hazreti Osman bari de Peygamber Efendimiz iki tane kızını verdi. Hazreti Osman doğma bilirsiniz, eşittiniz. En zengin sahabeler milyarder. Peygamber Efendimiz iki kızın o haberi. Birinci kızın beri ol gençin kızı. İkinci kızın da Peygamber Efendimiz beri. Peygamber Efendimiz İslam dine pıkarıl dini bosa zenginlerini suymaz dedi. Suymaz de kızın vermez dedi. Ve Hazreti Osman cennetle müjdelengen sahabelerdendir. O yüzden insanlar bazen yanlış. Ya di İslam'da bazıları di zengin bulacaksın. Ama sorma di. Katıp kazansan kazan. O ne bileyim boğan pıkarı yardım et. Yok hesap var. Katıp kazanacak olsan kazan yok. Yok İslam dininde pıkarı bulacaksın. O da yok. Herkesin ya, elinden gelgene kadar çalışacak, rızkını kazanacak ve etrafından bilaks insan yani zengin olsa pıkarının etrafında pıkarilerine de yardım eder. Yani on katında kaç kişi de ha, barabar yaşarlar ve hesap sevap alır. Kop sevap kazanır. O yüzden İslam dini her şeyinde yerine salgan bir dindir. Her şeyini yerine salgan bir dindir. O yüzden ne diyeyim? Cenazeden sonra 3 günden fazla taziye tutulmaz. Cenaze şu 3 günden fazla taziye tutulmaz. Sadece ve sadece demek ki kocası vefat etken apakay o 4 ay 10 gün. Ama diğer insanlar bir yakın kaybettin. 3 günden fazla taziye olmaz diye Peygamber Efendimiz. Bunun manası nedir? Ey sen ket kun de aydı başın sağ olsun ulun rahmetli oldu. Ay başın sağ olsun ulun rahmetli oldu. O insana ne dersin? Yani onun ailesi unutturmaya çalışa. Lajbereler bazıları alıp getip gezdire, psikolog alıp gete. Sen gel, aklına getir her gün. Başın sağ olsun, oğlunla. Vay buralıydı, vay caşıydı, vay şundaydı, vay bundaydı. Bu insanı sen mahvedersin.
mahvedersin. O yüzden taziye 3 günden fazla olmaz. Şimdi telefonda da bolar. Telefon bolur, mesaj bolur ama 3 gün içinde. Yani iyiinde herkesini kabul eder. Cenaze işittin, yetişemedin cenazeye, bari ikinci günü, bari üçüncü günü. Haydi başını sağ olsun de. Kır ayak üstünden taziye et çık. Ne için? O zaten şimdi canık. Canık iken de gelgen insanlar oğa kuvvet vere. Ama o şey geçkensin. O 3-4 gün geçkensin. Gelgen her insan onu tabek mahveder. Taziyede ne okula? Taziyede okulacak şey yok. Taziyede başını savursun. Allah rahmet eylesin. Dua edilir. Yani illa okulacak bir şey yok. Yasin okuyordular hocam. Ben Yasin de okulabilir. Sıkıntı yok. Yasin okuma meselesini anlattım ben kaç kere. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste oğullarınızda Yasin okunuz diye. Ama onda oğletu olmak üzere bolgan insanlarga. Catak insanlarga Yasin okunur. Bu Peygamber Efendimizin hadisidir. Ama bazı insanlar işte olgensin de oğullarga okuylar. Allah kabul et. Onunsa ulemalar bazıları bolur degen, bazıları iş bolmaz degen. Biz onların da seslimiz, bunların da seslimiz. Yani okuma istese okusun ama taziyede baş savlık aytılır. Mesela bazı memleketlerde, bunda da eskiden var idi, cüz dağıtaydılar, bir hatim çıkaraydılar. Her camide 30 tane cüz bolaydı. Cenazelerge gelip birer cüz bere, Kur'an okuma bilgen kişiler birer cüz okup Kur'an çıkaydılar. Araplarda da onda yeterli bazı şeylerde. Madem toplandık bir ders yasay ya da Kur'an okuylar. Ne için? Ders yasamasan, Kur'an okumasan o şey kaynayacak. Bizde cenazelerde maalesef o şey kaynayın. Yani o şey kaynasın mı yoksa Kur'an mı okunsun? O şey kaynasın mı, dua mı okunsun? O zaman da kaysa da hayırlı olsa onu sayılarsın. No, taziyeye getirilir. Ama her insan ağzını tutacak, terakayı özüne sahip çıkacak. Bu insanın iyinde canlığı var. Sen getirip oğa, ne bolgan eken, şaşabı yok eken, bilmem nesi yok eken, şi getirdi tuzu yok eken, ulkum getirdi tuzu yok eken, kavurması etsiz eken vesaire. Yani onda işler konuşulmaz. Zaten canlık düşken iyi de yemek pişirilmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Cafer'in iğne diye ateş düş dedi. Ocak canmaydı, yemek alıp getiniz diye. İslam'da onaydır. Komşu hakkı onaydır. Komşunun iğinde bir canlık düştü mü o zaman komşuların borcu o insana sahip çıkmak. Yemeğin pişirme. O ne kelgesi işte. Bir iki gün, üç gün. Sabah akşam taziyeye gelen insanlar bulur. Bunun vakti bulur mu? Canına mı düşünecek, yemeğine mi düşünecek, alışverişine mi düşünecek? O zaman insanlar, komşular, akrabalar sahip çıkmaları gerek. Bunday hallerde. O yüzden Peygamber Efendimiz kesinlikle 3 günden ziyade taziyeni yasaklay. Ama bayram birinci mevcut. Ona geleceğim şimdi. Demek taziye kaç gün olur? 3 gün olur. Eğer bir insan bayramdan bir gün evvel olursa, bayrama denk gelse o zaman taziye olur. Ama adam 6 ay evvel olgen, 1 ay evvel olgen, sen bayramda gelip, bayram nedir? Peygamber Efendimiz nedir? Ne di? Bayram günleri, kuanma günleri. Demek bayram edecek, kuanacak insan. Sen gel, kuanacak insanın gününde, gel, taziyenin aklına getir. O nege benzer? Ha? Şimdi bayram kuanacak gün. Toy da kuanacak gün. Bir gün bir onun toyuna barket. Ona de ki hani balan oldu ya. Caş gitti zavallı. Ah buna ne oynar dedi bu toyda de. Uygun mudur? Aytılmaz. Nesin? O insanlar unutkanlar onu.
5 sene geçken, 10 sene geçken unutkanlar. Bugün de kuanalar. Ne? Kızları iyi oldu, başka ballası iyi oldu. Sen gel, nenesini olgenin aklına getir. Balasını olgenin aklına getir. Toy gününde, kuanacak gününde. Bayramda da taziye ketken insanlar aynı işini yaparlar. Bayram günü, kuanma günüdür. Sen ketip oğa taziye aydın. Tekrar carasın tazeletip. Bolmaz. O bolmaz. O iki yönden bolmaz. Birincisi Peygamber Efendimiz 3 günden fazla bolmaz dedi. İkincisi de bayram günü sevinç günü. Kuanma günü. Oğa o günün mahvetmeyeceksin. Aklına getirmeyeceksin. O yüzden bayram gününde taziye kesinlikle İslam dininde İslam din prensiplerine uygun tuva. Aykırı kele, ters kele. Adeta marutu işte. Marutu. Ne şimdi deseniz bayram günü Peygamber Efendimiz ne dedi? Bayram günü kuanma, aşama, içme ve Cenab-ı Hakk'ını zikretme günleri. Sen gel de oğullarını aklına getir insan. Olmaz. O bayramın zaten insanlar diyor o sıpta bayramı bir sürü kişi gelecek. Sabah gele birisi haydi başını sağ olsun Allah rahmet eylesin. Yarım saat cılay. Ana birisi kele yarım saat cılata. Ana birisi kele ah bu insanın bayramı bolur mu? Bu insanın bayramı bolur mu? Kat. Aynı yaşayla. Dualar da şu. Onlar biz vazifemizini ettik. Bilgen insanlar da siz yapmanız. Çünkü yanlış. Yanlıştır. Yapmanız. Taziye 3 gün içinde Kazak aytkanda fopa drakon patro şidute. İşin bırak, gücün bırak 3 gün içinde bir gün yarım saat, bir saat, 10 dakika ti. Bar başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin de. Günümüzde kolay. Bir telefon ver. Bir mesaj ver. Yani bir sürü kolaylık var günümüzde. Eskiden evvelden iğne taşlarıydı, erşine taşlarıydı, at kamineriydi, at arabaya. İki uç gün yolda cürüp taziye itar edilir. Bugün kolay. Bir telefon vermeye vaktin yok mu? Kaydan bilse herkesin elinde telefon. Ver telefon balana. Balan versin onun balasına. Alsın numaran. Ya mıy nenenin katındayken de bizge bir alo de nenenle konuşma isteyeyim. Mesela. Yani kolay telefonu olmasa. Günümüzde taziye meselesi kolay. Mesela ama bayramda ilk günde ilk bayramı iken yanlış. Apakaylar mezarlıkka cenazeye katılabilir. Sıkıntı yok. Onlar adet ama ne diler cenazede erkekler mi karışmasın. O mesele. O mesele. Ne için? Bir de ikincisi apakaylar sabretemey, uzun tutamay. Yani birkaç cenazeye denk geldik. Nenesi geldi ya apakayı geldi, kızı geldi. O şaşırınca olukla bakıra, şakırla, şakırla dayanamaylar. O yüzden Cenab-ı Hak diyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa menede. Apakaylar kabristan'a gitmesin diye. Mezarlığa gitmesinler. Ondan sonra yani işte Müslümanlarını terbiye etken sahabelerini Peygamber Efendimiz diye kabir ziyaretini sizge yasaklakan edim. Şimdiki gittiniz diye. Ama aynı zamanda Peygamber Efendimiz ne diye? Sık sık kabirlerini ziyaret etken kadınlar lanetlidir. Lanet, lanet. Lanet etti Peygamber Efendimiz. Ne demek lanet? Blestem. İslam dininde hadistir Peygamber Efendimiz. İslam dininde lanet ne demek? Şimdi biz blestem diyorsun Romence. Blestem ne demek? Ya işte kargış. Lanet kargış tuğudur. Lanet kargış tuğudur. Lanet nedir? Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden uzaktır. Yani Peygamber Efendimiz bir amelini kim bondayı etse lanetlidir dese ya da Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de lanetlidir dese demek ki bu insan Cenab-ı Hakk'ın merhametinden istifade etmeyecek, payı yok.
Lanet İslam dininde odur. Kur'an'da birkaç şeyde geçe, Peygamber Efendimiz hadislerinden geçe. Peygamber Efendimiz gayet sirek lanetini kullanandır. Ve bir lanetini kullanan kişiler de sık sık kabirlerini ziyaret etken apakaylar. Hem apakaylar için ayta Peygamber Efendimiz. Erkekler için dua ama erkekler de geçerli. Ne için apakaylar için ayta? Çünkü apakaylar daha kop. Yani bazı insanlar var. Ula geçe, bilmem kocası geçe. Senelerce her gün, her Allah'ın günde mezarlık kalkar. Her gün, her gün. Bu yanlıştır yani. Canık canık tamam anladık. Peygamber Efendimiz de altı balasını kaybetti. Hayattayken de. Canlık canlıktır ama ölüme olunmez. Allah rahmet eylesin. Aklına getirgende dua edersin, şey edersin. Vazifen yerine get. Sen kabristana git. Her gün bir saat, iki saat kabirde otur. Uymay. Uymay. O yüzden erkeklerden bunu görmezsiniz. Erkekler ben aydınız adet var mı? Yok. Ama apakaylar yanlışır. Sık sık ketken, her gün ketken şeyler var. Varar, cılaylar, ahıtlar yakalar, nestesi neteler. Ondan kopsa de, ondan sonra şigede, imansızlık hata adıma. Ya Rabbi diye, ne şimdi aldın balamını diye. Bonca bozketar var diye, ne onların arasında beni balamını taktın mı diye. Ya bu da Cenab-ı Hakk'ın, yani Cenab-ı Hakk'a karşı çıkmaktır. Allah korusun. O yüzden yani cenaze cenazedir. Cenazeyi getirilir, katılır. Taziye taziyedir. Taziye 3 gün edilir. 3 günden ziyadesi yoktur. İslam dini aytkan aytıp İslam dini kolaylık dinidir. O yüzden apakalar ketebilir mezarlığa keter. Sıkıntı yok. Peygamber Efendimiz hadiste sizge men etken edim, yasaklagan edim. Şimdi kettiniz. Emir bere Peygamber Efendimiz. Mezarlıklarını ziyaret ediniz. Ve Peygamber Efendimiz mezarlıklarını ziyaret ederdi. Hatta keşenin malinde çıkıp mezarlıkka gitti Peygamber Efendimiz. Rivayetlerde keşe. Peygamber Efendimiz keşe bre Hazreti Ayşe validemiz hatta Peygamber Efendimiz'i takip etti. Kayda gitti Peygamber bosat dedip çıkıp karay Peygamber Efendimiz mezarlıkka barıp sahabelerin mezarların, işte balların, apakayın var mezarlarını ziyaret ede. O yüzden mezarlık ziyareti İslam'da vardır, sevaptır. Yani ondan bir sıkıntı yok. Ama mezarlıkka bargana ne edilir? O yeri mesele. Varıp kratar yapılır. Ziyaret meselesi Medine'de El-Baki kabristanın konuşkan edik. Ben özüm barıp, demek başkalarından eşitmedim, özüm barıp soradım. Biz cenazemiz bolgan idi. Barıp soradım. Son umre geçen sene barganda soradım. Dede 3 senede bir biz değiştiririz dedi. 3 bir şey de kalmay dedi. 3 senede bir şey kalmay dedi. Şimdi benim arkadaşım değiştirdim. Ondan 4. 5. seneyle. Ben barıp karadım kabrını. Koruyayım dep. Kaydayken dep. O zine göre bir hotel semin algan edim. Murat Kanla pıtın yerin. Karada tap şimdi. Pıtın kart yerini sırgenler. Canı hotel yasalaydı. Anı hotel dedim ben yerdedir bot orada. Şimdi barıp karasam ne hotel kalan ne bir şey. Yok. Ondan sonra barıp soradım Bondai Romanya'dan. Dedi bu çerçevede, bu zonada. Demek ki zona B, zona C, zona D. Onda, o zonada dedi. Onda barıp dua ettiniz dedi ama dedim kaysa kabır bölmemiz dedi. Biz her 3 senede kabirlerine şetemiz dedi. Dedim kemiklerine bola bir şey yok kal, bir şey kalmay dedi. Ridi hepsi. Ondan Ridi, rahmetli
Necat Hoca aytkan edim ha, bir iki seneden ya üç seneden bir şekil kalmay ırtı diyor. Men sıpta inanmadım. Sıpta akşamı kettik, inanmadım. Dedim ya üç senede bolur mu? İkinci akşamı Tura denişkende barıp da da soradım. Hep şunday dediler. Hep şunday dediler. Bir de kum. Bir yatırım. Maç ile probabil. Hemen ona ana şimdi de gördüm ya telefonda katıp savaydı kumlar katıp kum toprak bu sabunda yapmaz. Kum, kum. Kum. Evet. Mezarlıkları kum. Sadece Baki mezarlığında bu eski kabirlerini koruyorlar. Eski kabirlerini koruyorlar. Canı kabir, canı tarafı var. Canı kabristan. Onu her 3 senede değiştirirler. Demek parçela A tolgansın. Parçela A B geçerler. B tolgansın C geçerler. Mesela bunda 3 sene oldu mu o yerde lakap var. Çünkü her gün yüzlerce cenaze var. Yüzlerce mevta var. Onların hepsi el-Baki'de onda komple. Ama toprakta ikindi bizde kaç seneydi? Ya, o, no. Şimdi de şeydir. Oğluna hürmeti vardır. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyurur ki kim ki bir oğluna bir kemikin, bir suyegin koparsa canlı iken de kolun kopargandayı sayılır. Yani kemik suyek rast geldi mi, şiker mi, oğa hürmet göstereceksin. Ve onunla, olge gösterilen hürmet nedir? Onu defnetmektir. Yok, kabirden çıkarma olmaz. İslam'da onda bir şey yok. Sadece ve sadece yani sebeple, başka çaren yok. Mesela bir farz edelim, bir kişinin katıp olgenini bilmiler. 2-3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra değil, ben zehirledim diye birisi. Ya nao zehirledi, nao bilmem ne etti. Ondan çıkarılıp şey yapabilir mi? O yapılabilir. Ama mesela mezarlıkta cer kalmadı. O da bolur. Ne şimdi sen onu çıkarıp kazakaytan nüzbaş yok. Yani cer kalgan yok. Kazasın, kemiklerini bir kenara salıp başka bir cenazeni komersin. Onda da sıkıntı yok. Yani mağribelerde mesela üst üste cenazeni komeler. Bir çukurda, bir kabirde demek. O işte duruma göre şey yapılır. Eğer mezarlıklarda cer kalmasa bu ayrı mesele. Ama bu da herkes için geçerli olur. Sadece bazıların şey etmezsin. O yüzden İslam dininde mezarga kol salınmaz. Değilmez. Ama ihtiyaç, zaruret oldu mu sadece zaruret zamanında. Bazıları ne diyor? Benim babam diye bilmem ne koydu broza kaldı diye anda mezarlıkta. Ondan mezarından çıkarıp getireceğim bizim koyge. Yok olmaz. Olmaz. Dursun onda. Madem onda mezarlık var. O mezarlıkını aktaracaklar. Asfalt edecekler. Yol edecekler. O ayrı mesele. O zarurettir. Başkadır. Ama yok. Ben babamla o koyden getirip iyimizden katımızga veya koyumuzda cenaze şige kabristanga yok. Onda itip şeylerge rahatsız edilmesi onlar İslam'da. Sadece ve sadece zaruret zamanında şey yapılabilir. O kadar. Ve kabristan üzerine bile oturmak günahtır. Kabristan üzerine ayakla basmak ya oturmak günahtır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna izin vermiyor. Sadece ve sadece zaruret zamanında. Biz son cenazede mesela kabr üstüne basa cenazeni alıp getirdik. Yol yok. Yol yok. Aytı. Zor koterip alıp gettik dedik. Yılmam yardım ettin. Yol yok ziçe. Yol yok. Abınıp sürünüp türbelerge ayak basıp kabirlerge ayak basıp alıp gettik. Kaç kere o toktatıp şey ettik yani. O zaruret. Şimdi kat alıp getireceksin cenazene yol yok. Yok yol dedi. Şimdi ceri zavallım dedi tab koşedi dedi uzakta. İşte bilmem. Kaytık bastık nettik devam ettik. O zaruret. Allah affetsin onu ama sen yolun barikede var kabir üstüne bas. O günah. O günahtır. Ama cenaze alıp getirsin başka çaren yok. Ama ben mesela
kabirge kum alıp getireceğim, taş alıp getireceğim, kürek alıp getireceğim, naylon alıp getireceğim. Haydi dolaşmayayım. Kısa yerden bastık. Olmaz. Olmaz. Ama zarur etmesene oğlu taşıganda o başka çaren yok. Helikopterini alıp getiremeyeceksin. O ayrı. O zaman kabirge bassan da inşallah bir sıkıntı yok. Ama sebepsiz sen otur kabir üstünde o yanlıştır. Peygamber Efendimiz menete ve oğluge saygı yüretemiz ki Peygamber Efendimiz. Süyek ne de? Oğlu kimsenin süyekini koparmak, tırık insanın süyekini koparganday. Yani İslam dininde seni bir judekator bir kadiv korse, bir kadı korse, süyek koparganı veya oğlu kemiğinin oynağını sana ceza verir. Onu şiyeteler. Studenti la medicina demek koluna praktikası bolsun, iğinde bolsun, şey bolsun. O da yanlıştır. Kesinlikle yanlıştır. Yani bir iki kişi, üç kişi oğlunun kemikleri, süyekleri alınır laboratuvarda ilim için kullanırsa onda sıkıntı yok inşallah. Kaynatalar. Onda sıkıntı yok. Ama sen talebe gibi sen talebe gibi al kullan yok olmaz. Allah affetsin ama yanlış. Ne için? Yani ilim ilerlemek için, medicinanın genişlemesi için. Yani devlet karar verse ya 3-4 tane kranyo gerek mesela. Baş kemiği gerek. Ona inşallah Allah affet. Ona ulemalar da şey fetva verip onda etip kullanılır. Eğer günahtan kaçmak istesen. Ama sen git kabırcıya para ver. O sana kemik çıkar versin. O yanlıştır. O yanlış. İslam dininde yasaktır. Çünkü sen bir insanın fakültatede obligatede studentler hakları yok. Obligatede ne şey? Şimdi bir plastik. Plastikten şey etsinler, satıp alsınlar, başka şey etsinler. Ama onların kolayına da kele. Belki o daha da ucuz kele bilmem. O mesele bilmem ama yanlış. O sadece ve sadece devletin iznimen alınıp laboratuvarda kullanılsa ilim için o ayrı mesele. Ama sen al iğinde tutalar. Birisi sorakan edeminden iğinde var dedi. Kaç senede böyle daha fakültatiden tutama dedi. Başım yani bir sürü başımga bela geldi dedi. Acaba ondan iki mi diye. Ya sen bir olgen insanın kemerini iğne. Yani o senesi kullanırlar. Kırkta biz fakültat dediler aldık. Bir seneden sonra yeni fakültat dedi başkalarına verdik. O fakültate verse o ayrı. Ama bunda fakültat dedi eleflerden aldık. Ballardan, studentlerden. Sonra yeni studentlerge verildi. Bilmem. Bir sene tırdı şu an içinde Allah rahmet eyle dedim. Çıkır gittik. Allah rahmet getirdim. Burası da edem ahayı gıdı. Ballar çıkıp ketedi. Ana bu şey kurman dedi. O kütürü kredi kişiye olaydı bir şey. Allah rahmet eyle dedim. Kredi. Onu. Bence yanlış onu bilmiyor. Ben o onda işe razı olamam. Ama şkolada fakültatede obligatetler. Tamam ama fakültatede seni obligatete devlette de bu da profanare de morminte. Deci fakültatea te obligă, statul te pedepsește. Olmaz. O echeo trebuie să se pupe între ele, adică se înțeleagă statul în facultate. Băi, chemicile de tuă, plastikten iasa, herkes geber. O desin parasını alsın. Ama insanı rahatsız etmesinler. Rahmetli boğan bir insan. O rahatsız olmaz. O rahatsız olmaz. Ne işin? Cenab-ı Hak, onun bir suçu yok, kabahati yok. Kabahati yok. Yani bazıları, Peygamber Efendimiz hadisi şerifi var. Gene yanlış anlaşılan hadislerden
di ola di geride kalanların cılamasından rahatsız olur di. Kabrinde azap çeker di. Yani oluşun cılasan oluge neşin zarar gelsin? Sen yanlışasın. Men işke işsem başkası nesini çeksin? İslam'da yok, Kur'an'ın kendi ayet var. Kaç kere? وَلَا تَزِرُ وَازِيرَةٌ وِزْرَ اُخْرَ Kabatsız bir insana kabat vermedi. Yani balası işke işse, babası işke işmesi, babasının ne kabatı var? Veya ters. Ama babası dese, al, koy iş, o zaman günah ekevune de. O yüzden Peygamber Efendimiz hadisinde buyura insanlar cılasa, yani bazıları ölmezden evvel ne di? Menüşüm cılanız di. Aklına getirgen de balası kızı cılay neşin nenesi vasiyet etti. Vasiyet etken işin azap korur kabirde. Ama başkaları cılasa o rahatsız olmaz kabirde. Onun kabatı yok. Ama vasiyet etken olsa onu ayta Peygamber Efendimiz. Vasiyet etken olsa o zaman o da şeker. Ne için yanlış bir şey etti? Yanlış bir şey etti. Mesela bırsa rahmetli oldu. Rahmet, ölecekte dedi ballarına, bey dedi ben bu kadar param kaldı. Ben ışkını bek suydum dedi. Mesela o paralarga ışkı satıp al, beriniz dağıtınız kişiler. Kat edeceğim bu zamanda. Hatice baban vasiyet etti, ışkı satıp al dağıt dedi. Çünkü ışkı Cenab-ı Hakk'ın karşısına çıkasın. O yüzden aha aha dersin ama yetmeyeceksin. Cenab-ı Hakk'ın yasak kılgan bir şeyine kesinlikle yetmeyeceksin. İstese kim bosa bosa, kim aitse aitsin. Nenen aitse, baban aitse. Cenab-ı Hakk'a karşı bulan, İslam dinine aykırı bulan bir şeyini kesinlikle yerine getirme. Getirsen hem sen hem neneni babanla kabirde rahatsız edersin. O yüzden Peygamber Efendimiz ne diyor? İnsanlar cılağında kim için cılağın olsa kabirde rahatsız olur. Eğer o vasiyet etken olsa. Eğer etmeyen olsa. Etmeyen olsa onun kabatı yok. Mevtada cılan cilenin hem babanda. Cılanır, cılanır. Peygamber Efendimiz oğullar rahmetli bolganda cıladı. Yani onda yani cılamak ama devamlı cılamak, her gün cılamak. Ondan sonra bakırıp cılamak, şakırıp cılamak bazıları şu yasaylar. Ha? Nenen yani vay ne güzel cıladı diler, değil mi? Araplar zaman peygamberimiz zamanında boçitare bar idi. Spesyalist. Yani cenazede cılamağa şimdi şeylerini alalar, değil mi? Manelistlerini toplaylar. Ne için? Güzel güzel maneler aitip cılaylar. Şalıp şalıp cılaylar. O zaman Peygamber Efendimiz zamanında da o deleydi boçituare. Gelip cılay. Cenazede takazalarını korup bilmem nelerini korup manelerini aitip insanların o beksüye ekenler be babasın. Sanki oğa kalgan. O yüzden bu yasak insancılar Peygamber Efendimiz'e kalay sahabeler ya Resulallah cılaysın diye. Peygamber Efendimiz ne diyor? İnnel ayne le yedma. Göz yaşı tığırır diye. Ama kalp Cenab-ı Hakk'a razıdır diye. Cenab-ı Hak'tan razıdır. Cenab-ı Hakk'ın kazasından, kaderinden yani cılaymız ama Allah'a karşı kelmimiz. İnnel ayne le yedma ve innel kalbe le yehzen. İnsandan ayrılasın. Kozuncular. Kalbin üzülür. Sen üzülürsün ama Allah'a karşı çıkmayınız diye Peygamber. Ya Rab ne için aldın demeyin. Onu aittin mi zaten onda iman meselesidir. Onda kaybedilir. O yüzden cenazede cılamak var. İnsan için tokecek. Karışmayacaksın. Ya hiç cılamadı ya cıladı. Bazıları cılamay. Cılayalmay. Bazıları da cılamasa cılamasa rahat etmeyin. Ya karışmayacaksın. Ya bu cıladı, bu cılamadı. O sev, süyde, süymede o hiç alakası yok.
O işten kele. Bazı insanın tabiatında yani cılamak istiyor de cılayamay. Şok da. O yüzden insanlara hüküm etmek düşmez. Bizge düşmez o görev. O vazifemiz de o. Herkesin de etken amelinden dolayı hesabı var. Cenab-ı Hak. Yani şov etip cılagan olsa cevap. Bazıları da şey diler. Bak gördün mü ne güzel cıladı dinlensin şunu. Katıp katıp şey dedi. Ha? Men olgende onda yetiniz dedi. Boyanış vasiyettir. Boyanış vasiyettir yerine getirmez. Yani vasiyetler de Peygamber Efendim yani Allah'ın dinine aykırı olsa kesinlikle yerine getirmek yasak. Çünkü sana eziyet duva. Olge de eziyet veresin. O cahillikten aytkan. Yanlış kan, bilgen yok. Cahilliğinden aytkan, sen ona da eziyet verirsin. O yüzden vasiyet ettin mi, vasiyetini tutacaksın. Ama vasiyeti yanlış olsa, tutmayacaksın. Tutmayacaksın. Dua et, inşallah ondan bir sıkıntı gelmez. Bilaks, yarın ahirette gelip, belki sana sağ bol der. Ben yanlıştım, bir yanlış vasiyet verdim. Yerine getirmedin, bana eziyet vermedin. Allah senden razı olsun der. Ama yerine getirdin mi, ahirette de sorar. Ne işin onda ettin? Ya başım, zaten azaptaydım, zaten şeygeydim, zaten şeydim vesaire. Allah korusun. O yüzden bu dünyadan ayrılganda vasiyet iki türlüdür. Bir, dinge aykırı kelgen yerine getirilmez. Kesinlikle dinge uygun bulan o da borçtur. O da borçtur. Vasiyet borçtur. Ama yanlış bir vasiyet dese aittık. İşke davet dese yok olmaz. Yok olmaz kesinlikle. Allah affet. Cenab-ı Hak cümlemizle son nefesimize kadar imandan ayırmasın. Cenab-ı Hak cümlemizle Müslüman olarak dünyaya getirdi. Müslüman olarak canımızı almasını nasip eylesin ve ahirette de Müslüman olarak Cenab-ı Hakk'a teslim olmak suretiyle tekrar kabirlerine çıkmamızı nasip eylesin. Cenab-ı Hak belgen hesabımızı kolay versin. Cennetke hesap vermeden, azap görmeden cennetke kırmızı cümlemizde Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Subhanekallahümme bihamdik neşhedü en la ilahe illa ent nestağfiruke ve netubu ileyk. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر